Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Melisa. Bugün yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugün yine bir köy incelemeleri videosu çekeceğiz. Şimdi gördüğünüz üzere bu köyde aslında video çekemiyorum. Çünkü şuradan hemen göstereyim size. Kışlaların üçü inşaatta. Bu kışlar çok şükür bitecek. Diğerini vereceğim. Eğitim süresi aşırı uzun. Yani bu hesapta video çekmem imkansız gibi. Ama yarın güzel sürpriz bir videom var. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Aklıma bir fikir geldi. Bunu neden yapmayayım ki dedim. Hem farklı olur hem de güzel olur diye düşündüm. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Zaten bugün 7-8 tane falan köyümüz var. Tek tek hepsini inceleyeceğiz. Şimdi hemen ilk köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar, ilk köyümüz Şahin'in köyü, 91 level, belediye binası 9. Baktığım zaman şöyle ejder 4, çok iyi. Bebek ejder 2, lav tahtası 2, cadı 2, hepsi çok iyi. Kara iksiriyle yükseltilenlere pek fazla önem vermemiş olabilirsin. Bu gayet normal. Hemen şöyle kraliçen 30, kralın da 29, zaten süper. Büyülerine baktığım zaman da bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Hepsi gayet iyi durumda. Fakat zehri de yükseltebilirsin. Yani zehri yükseltmek senin açından iyi olur diye düşünüyorum, ama zehir hariç hiçbir şeyin yok bence. Belediye binası ona geçmelisin diye düşünüyorum. Eğer duvarlarını da büyük ölçüde tamamladıysan, belediye binası ona geçersen hiçbir problem çıkmaz. Çünkü gayet güzel ilerlemişsin ve güzel bir belediye binası dokusu. Yani bakıyorum, eksiklik. Gel şimdi golemi yükseltmeyebilirsin. Valkyrie biniciyi aslında yükselsen senin için iyi olurdu. Ama yükseltmek istemediysen de bu senin tercihin der geçerim. Çünkü sen kral ve kraliçeyi gayet güzel bir şekilde ilerletmişsin. Yani kralın 29 ve kraliçenin 30 olması zaten mükemmel. Onun harici de yıldırımı fullemişsin, iyileştirmeyi, öfkeyi fullemişsin. Hepsini atlatmayı, buzu, hepsini fullemişsin. Yani büyülerden bana göre tek eksiğin, yani keşke bunu yapsaydın diyebileceğim tek bir şey var. O da zehir. Zehri yükseltirsem senin için iyi olur diyebileceğim tek şey zehir. Ama geri kalan her şey gerçekten çok güzel. Yani laboratuvarda da işim kalmamış. Yani iksirle yükseltilen birliklerden bir şey göremiyorum şu anda, bir eksiklik. Hemen şimdi köyünü ziyaret edelim. Evet, Şahin'in köyünü ziyaret ettiğimiz zaman da görüyoruz ki belediye binası 9 tamamen bitmiş. Bence senin hiçbir eksiğin yok. Ben hiçbir eksik göremiyorum. Yani X yayları 3. seviye X yaylarından tut, hava savunmaları, hava patlatıcısı, topların, mesela havanların, her şeyin bitmiş senin ya bence. Bence sen belediye binası 9'da daha fazla oyalanma. Belediye binası ona geçmenin zamanı gelmiş yani. Zaten kahramanların bunu çok net bir şekilde gösterirken duvarlarının full olması ve bütün savunmaların full olması da bunu gösteriyor. Yani sen artık belediye binası ona geçmelisin bence. Çünkü çok güzel belediye binası 9'sun. Fullemişsin. Her şeyiyle dört dörtlük bir köy görüyorum. Yani şöyle bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye iyice bir bakıyorum, ama gerçekten hiçbir eksiklik gözüme çarpmadı. Yani ben çok beğendim. Güzel belediye binası 9. Düzenini de beğendim. Değişik, farklı bir düzen. Hoşuma gitti. Yani artık sen belediye binası ona geçmelisin. Çok güzel belediye binası 9'sun. Onda da güzel olursun. Hemen şimdi bir inşaatçısını ziyaret ederim. Evet, inşaatçısını ziyaret ettiğimiz zaman da inşaatçı binasını 9'a yükseltiyorsun. Ama şu gözüme çarptı. Şu eziciler birincisi, biri bir seviye, birincisi diğeri 4 seviye. Konuşamadım. Bir de şu savaş makinesi. Hani şey demiş olabilirsin ya, ben inşaatçı binasını 9'a yükselttim, ondan sonra diğerlerini yavaş yavaş hallederim demiş olabilirsin. O da bir strateji olabilir. Yani ben daha 7'deyim yanlış hatırlamıyorsam ana hesabımda. Ama mesela şunları falan bayağı yükselttim. Her ikisi de 4, fırın 2 veya 3 olması gerekiyor. 3 fırın herhalde. Yani o şekilde yükseltmelerimi yaptım. Ya bence sen de öyle yaparsan iyi olur, ama demek ki sen o şekilde bir yükseltmeyi uygun gördün. O da olabilir. Şimdi bakıyorum. Aynen, top arabasını 11 yapmışsın. Zaten büyük ihtimalle sen de benim gibi top arabası üzerine çalışıyorsun. Yani gayet güzel. Ben senin inşaatçısını da beğendim. Sadece inşaatçısında birazcık daha ilgi gösterirsen iyi olur. Dediğim belediye inşaatçı binasını 9. seviyeye yükseltip ondan sonra da ilerlemek istemiş olabilirsin. Bu gayet normal. Yani
Ama dediğim gibi biraz daha ilgi gösterirsen özellikle şu ezeciler bayağı güzel iş yapıyor. Daha sonrasında topları falan yükseltirsin zaten yavaş yavaş. Burayı da halledersin. Gerçekten ben senin köyünü çok beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. Yani başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar Hatice'nin köyündeyiz. Hatice Belediye Binası 7'ye geçtim. Yeni geçtim. 4 tane de inşaatçım var demiş. Evet baktığımız zaman gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Sadece hani şu an sana tavsiyem ejdere seviye vermen olabilir. Ejdere seviye verirsen çok rahat edersin. Öfkeyi yükseltirsen senin açından iyi olur. Yanlış hatırlamıyorsam belediye binası 7'de öfke 4'e kadar yükseliyordu. Belki ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Çünkü tam emin de değilim. Çok unutuyorum her şeyi. Kusura bakmayın. Baktığın zaman yani güzel ejderi yükseltirsen senin açından iyi olur. Dediğim gibi ejder saldırıları belediye binası 7 ve 8'de olmazsa olmaz. Çok eğlenceli ve garanti 3 yıldızlı saldırılar. Ben o yüzden çok seviyorum. Bir öfkeyi yükseltirsin. Zaten kralını da almışsın yavaş yavaş. Onu da ya zaten belediye binası 7'ye geçtiğimiz zaman ilk zamanlarda şeyi almak zor oluyor. Kralı almak zor oluyor. Ve sebebini ben de bilmiyorum ama aldıktan sonra yükseltmek kolay oluyor. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Evet Hatice'nin köyüne baktığımız zaman da duvarlar yeni gelen duvarlarını almış ve eski duvarlarıyla aynı seviyeye getirmiş. Hatta biraz duvarını da basmış. Gayet güzel. İlerlemişsin. Kralın için belki acele etmek istemeyebilirsin. Ya yani bu çok normal. Çünkü 5. seviyeye belediye binası 7 yani çeyreğini geçtikten sonra 5. seviyeye gelmiş oluyor zaten. Bu konuda bir sıkıntı yaşamazsın. Ama kara iksirin olduğu sürece kralını yükseltirsen hani bir an önce 5 yaparsan kafan rahat olur. Baktığım zaman saldırını gerçekten beğendim. Ben de bu şekilde saldırıyorum belediye binası 7'de. Bazen ejder saldırısı yapıyorum. Bazen binici, bazen bu şekilde. Bu şekilde eski zamanlarda hep bu şekilde saldırı yapardık. O yüzden ben bunu daha çok seviyorum açıkçası. Yani video haricinde bu şekilde saldırı yapıyorum. İşte dev, okçu, barbar, büyücü bunları karışım olarak kullanıp bu şekilde saldırı yapıyorum. Baktığım zaman senin köyüne güzel ilerlemişsin. Sadece şu hava savunmasını diğerleriyle bir an önce eşitle. Hava savunmalarına belediye binası 7'de dikkat edersen senin açından çok çok iyi olur. Yani benim sana tavsiyem şu olabilir açıkçası. İlk başta hava savunmalarını yükselt, daha sonra diğerlerine vakit ayır diyebilirim. Çünkü belediye binası 7'de genellikle hava saldırıları yapılıyor. Yapıldığı zaman da genellikle 3 yıldız oluyor. Ama sen en azından tecrübesiz ve yıldırım büyüsü yüksek olmayan kişilere karşı 3 yıldız senin köyüne karşı 3 yıldız alamazlar. Yani ben o açıdan hava savunmalarını yükseltirsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Baktığım zaman bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye şöyle hızlı bir şekilde bakıyorum. Evet. Yeni geçtiğin için büyük ihtimalle bu 9, bu 8, bunlar 8, bu 9. Yeni geçtiğin için hani herhangi bir şey söyleyemem. Ben de belediye binasına geçtim ve yaklaşık 2-3 haftadan fazla oluyor. Bir ay falan olmuştur belki belediye binasına geçeli. Daha yeni yeni kışlaları basıyorum. Ya bu konuda sana hiçbir şey söyleyemem. Hava patlatıcısını yükseltmen gayet iyi. İşçilerin asla boşta durmasın. Bak herhalde bir tane işçin çalışıyor. 3 tanesi nerede? Boşta herhalde 3 tanesi. Ganimetin de var. İşçilerini sakın boşta bırakma. Hani neyi basacağına karar veremiyor olabilirsin ama en kötü karar kararsızlıktan daha iyidir diyoruz. Ve yani herhangi birini basabilirsin. Ben senin yerinde olsam hava savunmalarını basarım, havanları basarım daha sonrasında yani sırayla ya da her birine birer tane verebilirsin. Kışlar için acele etmek zorunda değilsin. Kendini rahat hisset yani bu konuda. Şimdi bir inşaatçı üstüne bakalım. İnşaatçı üstünde zaten bakalım 5. seviye. Yani normal daha belediye binası 7'sin. 5. seviye yapman da gayet iyi. Aslında güzel ilerlemişsin bence. İnşaat cüsünde. Tasarımını da beğendim. Köy düzeninin gayet güzel. Bayağı bir iyi şey yapmışsın buraya yani. Tutulmuşsun. Her gün güzel bir şekilde kasıyorsun. Yani tebrik ederim gerçekten. Çünkü ben bu kadarını yapamıyorum. Şimdi bakalım. Evet güzel
top arabasını açmışsın. Güzel bir şekilde ilerlemişsin gerçekten. Ben beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel bir köyün var. Başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, 114 level Ahmet'in köyündeyiz. Baktığımız zaman Ahmet Belediye binası 10 ve bakıyorum gerçekten ejderi 5 yapmışsın gayet iyi. Direkt kahramanlara gitti gözüm. Kraliçenin 38, kralın 35 olması çok çok iyi. Baktığım zaman büyülere bir bakayım dedim. Büyülere baktığım zaman böyle bir eksiklik pek gözüme çarpmıyor. Yani zehiri yükseltebilirsin ama yani diğerleri konusunda gayet iyisin. Yani ben herhangi bir eksiklik görmedim. Fakat şu birliklerden, kara iksirle yükselenlerden en azından cadı ve lav tasasını yükselsen senin açından iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama saldırılarını sevmiyorsan sen bilirsin. Ama laboratuvarın boşta durmayacaksa yani bunları yükseltebilirsin. Onun haricinde bebek ejderi 4 yapmışsın ve şeyde 2 yapmışsın, madenciyi de çok çok iyi. Yani İksirle yükselen birliklerin hepsini ben çok beğendim. Bir tek kara iksire biraz fazla önem vermemişsin gibi geldi ama saldırılarını sevmiyor olabilirsin. Bu senin tercihin. Herhangi bir konuda bir yorum yapamam açıkçası. Büyülerin de gayet iyi durumda. Ben çok beğendim. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Evet, köyünü ziyaret ettiğimiz zaman da Ahmet, ben köyünü gerçekten çok beğendim. Bakıyorum şöyle bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye. Yok. Şu kara kışla var ama sen herhalde pek bunları kullanmıyorsun. Kara iksirle ama kullanıyorsun, atıcı var. Bilmiyorum. Ben yani bunu yükseltirsen senin açından iyi olur. Yani çok çok iyi olur kara kışlanı yükseltmen şuradaki dördüncü seviye. Ya yani onu yükseltirsen senin açından iyi olur ama diğer başka bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Hatta hava savunmalarını fullemişsin belediye binasında, duvarlarının bayağı bir kısmını yükseltmişsin gayet iyi. Baktığın zaman büyücü kulelerini yükseltmişsin. Diğer iki tanesini de yükseltiyorsun. XR'ların full dördüncü seviye. Bu da dördüncü seviye. Hatta şu şeylere de bakalım. Cehennem Kulesi 3. Diğeri nerede? Bu da, bu da. Bu da 3. Yani gayet iyi. Sen zaten ağır savunmaları yükseltmişsin. Büyücü kulelerini yükseltmişsin. Hava savunmalarını yükseltmişsin. Yani sen bir tek işte duvarları, bir de işte bu top arabasıdır. İşte ne onun adı? İşte bu şeylerdir. İksir toplayıcı falan. Bunları yükseltirsin ki 12'den yükseliyor mu bilmiyorum onu açıkçası. Şu bilgiye bir bakayım. Üretim hızı daha var. Yükseliyor demek. Belki de fulldür, onu da bilmiyorum. Baktığım zaman kışlalarında iyi. Yani bir eksiklik gözüme çarpmıyor benim. Sen çok güzel bir şekilde ilerlemiş zaten. Ve şu an kralın da, barbar kralın da yükseltmede gayet iyi. Zaten kraliçenin iki seviyesi kalmış. Büyük ihtimalle kahramanlar kitabı bekliyorsun. Çünkü belediye binası onda. Kraliçe ve kral olmadan, özellikle kraliçe olmadan güzel saldırılar yapılamıyor. Şeyi de bekleyebilirsin yani. Kahramanlar kitabında bekleyebilirsin. Hiç önemli değil. Ya ben senin köyünü gerçekten çok beğendim. Çok güzel, çok emek verilmiş bir köy. Hatta ben de isterim böyle bir köyümün olmasını. Ben de yavaş yavaş çalışıyorum işte. İnşaat üstüne baktığımız zaman 8. seviye gayet iyi. Şey savunmalarını da çok, okçu kulesini 7 yapmışsın. Buradakiler 6 ama iyi yani, ezici çok güzel. 6. seviye. Bu 5. seviye gayet iyi. Ben çok beğendim. Topu da güzel yükseltmişsin. Çift topu da aynı şekilde. Şeyi de beğendim. 12. seviye. Savaş makinesi gayet iyi. Şöyle bir bakalım profiline. Aynen. Çok güzel ilerlemişsin. Bak, mesela ben sadece şu an top arabası odaklı çalışıyorken sen cadıyı bile yükseltmişsin. Hatta ve hatta yani çok güzel bir şekilde pek kayıda açmışsın yani. Ben çok beğendim senin oynayış stilini de, oyuna verdiğin değeri de, önemli de çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir köyün var. Başarılarının devamını dilerim. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, Erkan'ın köyündeyiz. Erkan 168. seviye, belediye binası 11. Baktığım zaman hemen hirolara gözüm kaydı ve gerçekten çok güzel.
Fullemişsin. Bence liralarını fullediysen zaten artık belediye binası 12'ye geçebilirsin demek. Başka hiçbir şeye bakmaya bile gerek yok. Çünkü boşta bırakmadığın sürece diğerleri de biraz biraz toparlanmış olur ki çok güzel. Yani her şeyini fullemişsin. Bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Evet, çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Büyülerin de aynı şekilde çok çok iyi. Yani artık sen belediye binası 12'ye geçmelisin. Hatta şu an basıyor olsam bile harika derim, mükemmel derim. Çünkü yani bu videoyu izlerken bence belediye binası 12'ye direkt olarak geç. Çünkü her şeyin çok güzel. Ben çok beğendim. Ufak tefek eksiklikler olabilir. Tam olarak levelini bilmediğim ama gerçekten çok güzel. Yani gayet iyi. Ben hepsini çok beğendim. Yani kara ikisi birliklerinden falan. Hepsi de çok iyi büyüler, kahramanlar. Hero'nu fullemişsin zaten. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Evet, köyünü ziyaret ettiğimiz zaman da karşımıza full bir belediye binası. 11 duruyor duvarlarıyla. Aynı şekilde bir eksiklik kesinlikle gözüme çarpmadı. Yani bakıyorum, kartal topu ikinci seviye zaten. Her şeyin tamam. Yani sen herhalde şu an yükseltme yapıyorsun laboratuvarda. Laboratuvarın hepsini bitirmeyi bekliyor olabilirsin. Ama bence bekleme çünkü artık ganimetin de boşa gidecek. Çünkü duvarların da full. Yani ganimet fazlasını yatırabileceğin bir yer de yok. Hatta yani hava salınmaların, cehennem kulesi, X-Ray'ı hepsi full senin. Yani sen daha ne yapacaksın ki belediye binası 11'de? Yani biraz takılmak istiyorum diyorsan sen bilirsin. Ama bence karşında çok güzel bir belediye binası 11 var. Belediye binası 12'ye geçmeye çok çok hazır bir belediye binası 11 var. Bence sen bunu belediye binası 12'ye bas. Ben çok beğendim köyünü. Gerçekten çok hoşuma gitti. İnşaat üstüne baktığımız zaman da 7. Duvarlara güzel yatırım yapmışsın ama hatta şu D topu 7. seviyeye getirmişsin. Sen fulleyip geçmeyi seviyorsun herhalde. Fulleyip geçiyorsun. Ya bu da güzel bir taktik olabilir. Ama şu inşaatçı binasında çok fazla alt seviyelerde oyalanma derim. Çünkü bir an önce artık bizim yavaş yavaş şeyi almamız lazım. 6. işçiyi almamız lazım. Sen bir an önce yükselt. İlk başta 6. işçiyi al, ondan sonra diğerlerini fullersin. Yani ben o taktikle gitmeyi düşünüyorum. Yani 6. işçiyi almak için işte top arabasıdır. Mega Tesla'dır falan. İşte bir de ne var? Şu bak 12 yapmışsın bile savaş makinesi. Bunları yükselte yükselte ilk başta bir 6. işçiyi alayım, ondan sonra fullerim kafasında gidiyorum. Ama ben senin köyünü gerçekten çok beğendim. Duvarlarını bile o kadar güzel yükseltmişsin ki yani senin her şeyin tam. Artık burada da yükselt. Bence sen artık hani bu savunmalarla inşaatçı binası 9 olsan yeter diye düşünüyorum. Çünkü çoğu kişi erken erken basıyor burayı. Ama ben gerçekten senin oynayış tarzını da oyuna verdiğin emeği de şeyi de çok beğendim. Yani gerçekten çok güzel. Hem inşaatçı binanın olduğu köy hem de kendi köyün yani ana köyün çok güzel. Ben çok beğendim. Yani eline emeğine sağlık diyorum. İmrenerek baktığım bir köy. Başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, bu da Erkan'ın köyü. Büyük ihtimalle bu da ana hesabı. Baktığım zaman çok çok güzel. Ben çok beğendim. Çok güzel. Keşke benim de böyle güzel bir köyüm olsa. Ben de çalışıyorum, yapacağım inşallah yavaş yavaş. Yani baktığım zaman ya ben bir yorum yapamam çünkü hiç belediye binası 14 köyüm olmadı. Zaten çoğu şeyi de fullemişsin. Yani büyük koruyucum full. Şampiyonun full. Kraliçenin de sadece bir seviyesi kalmış ve kralın da 75. Yani gayet iyi. Hayvanların da çok iyi. Yani ben aslında buna pek bir yorum yapamam. Ama hani böyle köyün görünsün diye yazdığım için gösteriyorum. Yoksa benim yorum yapabileceğim pek bir şey yok. Evet, şöyle bir köyüne baktığımız zaman da çok çok güzel bir köy. Yani çok beğendim. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Çok imreniyorum böyle köylere. Gerçekten çok büyük emek isteyen bir şey bu. Belediye binası 14'ü full yapmak. Ve zaten 256 levelsin. Gayet iyi. Yani 256 level ve belediye binası 14 çok güzel bir köyün var. Yani şöyle bir göstereyim dedim videoda. Yorum yapabileceğim hiçbir şey yok dediğim gibi. Şu inşaatçı binasına da bakalım. Burası nasıl? Burası da gayet iyi. 9. Bak çok güzel yükseltmişsin. Her şey çok güzel. Evet, burası da aynı şekilde.
Taş madeni 9. seviye. Gayet iyi. Burası da çok güzel. Burada da yorum yapabileceğim hiçbir şey yok. Ama ben hani sen yazdığın için gösterdim. Bir önceki şey herhalde yan hesabındı. Bu ana hesabın. Belediye binası 11'den direkt 12'ye geçtim ama senin yan hesabın olduğu için istediğin belediye binasında istediğin kadar takılabilirsin. Ben gerçekten çok beğendim senin köyünü. Eline emeğine sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel bir köyün var. Sen bana artık şey verirsin. Tavsiye sen bana ver. Başta görünen köy benim. Belediye binası 10 olan. Eline emeğine sağlık diyorum. Gerçekten çok güzel bir köyün var. Başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, Kuzey'in köyündeyiz. Kuzey 144 level, belediye binası 11. Baktığım zaman gayet güzel birliklerin. Kahramanların da gayet iyi durumda. Az kalmış büyük koruyucunun 4. Kral ve kraliçenin ise 8 seviyesi kalmış. Gayet güzel bir şekilde ilerletmişsin bu zamana kadar. Baktığım zaman birliklerinden böyle çok büyük bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Sadece şeyi düşünüyorum. Bebek ejderi neden yükseltmedin? Hani şeyinde 7 değil, Goblin'de 7 değil, süper birlikten açılsın. Neyle ganimet kasıyorsun bilmiyorum. Belki normal oynama şekliyle, yani normal savaşlarınla birlikte ganimet kasıyor olabilirsin. Ama bence bebek ejderi yükseltsen ve Goblin'i yükseltsen çok daha rahat bir şekilde ganimet kasabilirsin gibi geliyor bana. Yani ben senin köyünü gayet beğendim. Bence çok güzel bir köyün var. Bir tek de şeylerden de zehir gözüme çarptı. Zehiri yükseltirsen senin açından iyi olur. Klan savaşlarında ve klan savaş liglerinde özellikle. Ama başka hiçbir eksiğin yok. Çok güzel belediye binası 11'sin. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet, köyünü ziyaret ettiğim zaman da duvarlarını zaten büyük ihtimalle fulleyip 11. belediye binasına geçmişsin. Ve hava savunmaların gayet iyi ve artık şunu gördüm. Kralın ve kraliçen yükseltmede bu gayet iyi. Zaten büyük koruyucunun da 4 leveli kalmış. Onun az kalmış. Yani baktığım zaman çok güzel bir şekilde oynamışsın. Çok güzel bir strateji izlemişsin bence. Belediye binası 11'e kadar. Bundan sonra da bu şekilde devam edersen senin için iyi olur. Rahat bir şekilde yükselirsin. Zaten kral kraliçe yani büyük koruyucu hero'ları maxlayıp geçiyorsun büyük ihtimalle ki yapılması gereken de bu. Bu şekilde yaptığın için çok daha başarılı olursun. Baktığım zaman bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye bakıyorum böyle. Bir tek kışla var. Şuradaki kışla. Evet. Bu 12. seviye. Bu da 13. seviye. Zaten kışlaları yavaş yavaş yükseltilmesi gerekiyor. Çünkü kışlaları yükseltmek çok zor. Ve nasıl yapılması gerektiğini ben bile bilmiyorum. Artık çok sıkıldım kışla yükseltmesinden. Gerçekten çok zor. O oyundan soğuyorsunuz yani artık. 2 saate bir orada eğitilir mi? Eğitiliyor. Yani başka bir eksiklik gözüme çarpmıyor. İşte yavaş yavaş diğer savunmalarını yükseltirsin. Geri kalan elindeki ganimetle de duvarlara basarsın. Yani bu şekilde yükselirsin. Zaten çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Ben senin köyünü çok beğendim. Yani böyle sana şunu şöyle yap diyebileceğim pek bir şey yok. İki sayılarını da 5. seviyeye vermişsin. Bu 5. seviye. Bu da 4. seviye, bunu da 5. seviyeye verirsin zaten. Hiçbir problem yok. Bir inşaatçı üstüne bakalım. İnşaatçı üstüne baktığımız zaman da inşaatçı binası 9 ve gerçekten çok güzel ilerlemişsin. Mega Tesla 6. Şey nerede? Savaş şeyi. Burada. Savaş makinesi de 26-27 oluyor gayet iyi. 6. işçiyi almaya da yakınsın. Yani ben senin köyünü çok beğendim. Bence çok güzel bir köyün var. İnşaat üstü de aynı şekilde öyle. Ana köyün de gerçekten öyle. Ben çok beğendim. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Yani başarıların devamını dilerim. Çok fazla yorum yapabileceğim bir şey yok. İşte kahramanlarını fullersin. Geri kalanıyla da işte savunmaları yükseltirsin. Birçoğunu da yükseltmişsin. Zaten şu kartal topu 2. seviye zaten. Geri kalanı duvarları basıp ondan sonra da belediye binası 12'ye geçersin. Ben senin köyünü gerçekten çok beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, son olarak Eren'in köyündeyiz. Eren'in köyüne baktığım zaman gerçekten çok güzel bir köyün var. Belediye binası 11, 139 level, gayet iyi. Baktığınız zaman kraliçeyi fullemişsin zaten. Kralın bir seviyesi kalmış. Büyük koruyucun da 2.
Gayet iyi, çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Büyülerinden de bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Yükseltilmesi gereken her şeyi yükseltmişsin gayet güzel bir şekilde. Birliklerine baktığım zaman birliklerinde de öyle bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Çok güzel bir şekilde birliklerini de ilerletmişsin. Yani bir atıcıyı yükseltebilirsin. İşte latasını yükseltebilirsin. Ama hani bunlar illa yükseltilmesi gereken şeyler değil. Lahtalısı balans saldırısını sevmiyorum diyorsan lahtalısını yükseltmene gerek yok şu an için. Kullandığın şeyleri yükseltmişsin zaten. Ejderin altı. Bakıyorum. Yani her şekilde güzel. Bilincin 7. Madencin 5. Ejderin 2 zaten. Bebek ejder 5. Gayet iyi. Ben senin köyünü gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Yarasa büyüsü kullanıyorsun büyük ihtimalle. Bunun için de yarasa büyüsünü seviye vermişsin. Bu gayet iyi. Zaten şeyin de zehirin de 5. seviye. Ben senin ilerlemeni gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Bugün de hep çok güzel köyler geldi. Çok beğendim, çok beğendim diye diye artık şey oldum. Hani birinin kötü bir şey bulsam söyleyeceğim ama yok. Yani bugün gerçekten çok güzel köyler var karşımda. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet, Eren'in köyünü ziyaret ettiğimiz zaman da gerçekten çok güzel bir köyü var. Duvarlarının yarısından çoğunu bitirmiş. Savunmaları gayet iyi durumda. Bakıyorum şöyle bir eksiklik gözüme çarpacak mı diye 6. işçiyi almışsın. Bakıyorum şöyle gözüme bir eksiklik çarpacak mı diye yok. Yok yani gözüme bir eksiklik çarpmıyor. Ben çok beğendim zaten senin köyünü. Hatta sana yavaş yavaş belediye binası 12 şeyde görünmüş yani. Güzel ilerlemişsin. Kartal topu 2. Cehennem kuleleri 5 olması lazım. Evet. XTI'ların bakıyorum. XTI'ların nerede? Gözüm de görmüyor ya. Bir şey aradığın zaman kesinlikle bulamıyorum. Gözümün önündedir ama görmüyorumdur. Ha, şurada var. Bu 5. seviyeye gayet iyi durumda. Zaten kraliçenin maksimumisin. Bu da 5 olması lazım. Evet. Sen ağır savunmalarını yükseltmişsin. İşte hava savunmasını falan da yükseltmişsin. Gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Yani artık sana yavaş yavaş belediye binası 12 yolu gözükmüş. Ben köyünü gerçekten çok beğendim. Çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Bu şekilde ilerlemesin. Başarıların devamını dilerim. Açıkçası şeyine de baktığım zaman da evet 9 yapmışsın. Şey nerede? Güzel ilerlemişsin. Büyük ihtimalle belediye binası 9'a geçip şey yapmak istedin. 6. işçiyi almak istedin. Ve işte benim çalıştığım gibi çalışmışsın. Bu taktik tutuyormuş. Ben de burada senden öğrenmiş oldum. Ben de aynı taktikle gideceğim. Savaş makinesini yükseltip, top arabasını yükseltip, bir de mega Tesla'yı yükseltip bu şekilde ilerleyeceğim. Bir an önce 6. işçiyi almaya çalışacağım. Senin gibi yapacağım. Ama diğer savunmalarında gayet iyi durumda. Zaten 6. işçiyi aldıktan sonra onları da gayet güzel bir şekilde yükseltmişsin. Yani ben senin köyünü çok beğendim. İnşaat üstündeki ilerlemeni ve stratejini 6. işçiyi almanı da çok beğendim. Gayet güzel bir köyün var. Ben senin köyünü çok beğendim. Gerçekten eline emeğine sağlık diyorum. Bir sonraki köye geçelim diyemeyeceğim çünkü köylerimiz bitti. Ama ben kendi şey inşaatçısını da bir göstermek istiyorum. Hani bu da yorumladım. Kendi köyüm görünüyor ama bir inşaatçısını da göstermek istiyorum. Hemen şimdi benim konuşamadım. Benim bir inşaatçısına giderim. Evet arkadaşlar bu da benim inşaatçısım. Gördüğünüz gibi 4 dakika ücretsizlendirelim. Evet. Gördüğünüz gibi savaş makinesini 11. seviyeye yükselttim. Şöyle profilimden de şeyi göstereyim. Top arabasını 12. seviyeye yükselttim. Yani elimden geldiğince yükseltmeye çalışıyorum. İksirim olduğu sürece bunu da 11 yaptım. İşte yavaş yavaş ilerliyorum. Ben de elimden geldiğince 6. işçiyi almak için çabalıyorum. Daha ne 6. işçisi dediğinizi duyar gibiyim. Daha mega Tesla'yı almadım ama olsun onu da yavaş yavaş alırız. Yavaş yavaş her şeyin yükseltmesini yaparız. Buradaki inşaatçım ana köyümde şöyle şunu şey yapıyorum. Bunun yükseltmesini yapıyorum. İşte kısalt menzilini azaltıp daha hızlı bir şekilde atması için bir hafta sürecek yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bir işçim de boşa düşmüş hemen onunla da son şeyi yükseltelim. Hatta bir iki tane duvar basalım. Çünkü benim yapabileceğim hiçbir şey yok.
Yarına zaten ben buradan güzel bir şekilde ganimet kasarım. O çok uzun sürüyor şeyi yükseltmesi ama yine de ganimet kasıyorum. Kesinlikle ihmal etmiyorum. Evet, birkaç tane duvarımızda yükselttik. Şu son artık kışlamızı da yükseltmeye alalım. Ve artık bu kışlalar bir bitsin. Bir kurtulalım artık. Salsın bizi de güzel bir şekilde oynamaya devam edelim. Bunu da yükseltmeye aldık. Evet, videoda güzel oldu. Sevindim. Evet arkadaşlar, hepinizin beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de buraya kadar izlediyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü bazen tek başıma kendi kendime konuşuyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden böyle bir şey, eğer izlediyseniz yorumlarda az bir buraya kadar dakikasını yazıp izledim derseniz yeterli benim için. En azından anlarım birilerinin beni izlediğini. Dediğim gibi hepinize tek tek teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.